hareket etmeyelim. Olsa, aynen. Kardelen böyle gelsin, biz hareket etmeyelim hiç. Ben sana vereyim her ihtimale karşı. Problem değil. Kameralar açısından böyle. Tamam. Değerli arkadaşlarım, Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay'ı hapishanede ziyaret ettik. Kendisini dinledim arkadaşlarımla beraber. Dört konuyu gündeme getirdi. Öncelikle çok heyecanlıyım dedi ziyaretimiz dolayısıyla. Heyecanlarının güzel olduğunu da ifade ettim kendisine. Buradan çıktıktan sonra ilk işim Hatay'a gitmek, deprem bölgesindeki depremzedeleri ziyaret etmek. Bunu çok arzuluyorum ve mutlaka gitmek istiyorum diye düşüncesini ifade ettim. Davanın çok haksız bir dava olduğunu ve içeride boşu boşuna tutulduklarını ifade ettim. Gördüğüm kadarıyla bütün dava dosyasını neredeyse ezberlemiş durumda. Bütün haksızlıkları biliyor. Yapılan haksızlıkları tek tek anlattı bize. Gerçekten inanılır gibi değil. Ve her halükarda cumhuriyeti ve demokrasiyi savunma konusunda kendisinin ve arkadaşlarının kararlı olduklarını ifade ettiler. Biz de cumhuriyeti ve demokrasiyi savunacağımızı, her koşulda savunacağımızı, buraya gelişimizin temel nedeninin de milletin iradesine sahip çıkmak olduğunu, demokrasiye sahip çıkmak olduğunu kendilerine aktardık. Çünkü Sayın Atalay milletvekili, bir sefer şu anda kendisi hükümlü değil. Bunu bütün milletimizin bilmesi lazım. Tutuklu. Yani herhangi bir hakkında mahkeme kararı söz konusu değil. Kendisi şu anda tutuklu. Tutuklu olduğu zaman milletvekili seçilmek için dilekçesini veriyor. İlgili savcılıktan bir sabıka kaydı alıyor. Hiçbir sabıkasının olmadığı yönünde Cumhuriyet Savcılığından aldığı yazıyı Yüksek Seçim Kurulu'na götürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda 11 yargıç, altını özenle çizmek isterim. 11 yargıç Sayın Can Atalay'ın seçime katılmaya, yani milletvekili olmaya hakkının olduğunu, seçime katılmaya hakkının olduğunu onaylıyorlar ve Sayın Atalay da Hatay'dan milletvekili adayı olarak adaylığını koyuyor ve seçiliyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip yemin etmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ismi okunuyor. Kendisi orada olmadığı için yemin edemiyor. Arkasından Can Atalay yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün milletvekillerin oylarıyla İnsan Hakları Komisyonu'na seçiliyor. Ya Allah aşkına bu nasıl bir uygulamadır? Bu nasıl bir yargıdır? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Can Atalay hapiste. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli olan, daha sonra görev yapan milletvekilleri Can Atalay'ı insan haklarından sorumlu komisyona seçiyorlar. Ve Can Atalay yine hapiste. Buraya gelişimizin temel nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Hiç kimse bir milletvekilini, milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini, hüküm giymemiş bir milletvekilini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Bu doğru değildir. Ha bu görev en çok kime yakışırdı? Bunu geniş kitlelere duyurma görevi en çok kime yakışırdı? En çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışırdı. Çünkü bu ülkeye demokrasiyi getiren parti biziz. Eğer demokrasiyi getirdiysek, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yaşatmak zorundayız. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da çağrı yapmak isterim. Efendim meclisin iradesi belli oldu vesaire diye bugün Sayın Başkan açıklamalar yapmış. Benim Sayın Başkan'dan beklediğim şudur. Bu konuda benzer bir konuda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar var. O kararı alacak.
hukuk müşavirliğinden alacak. Üstüne bir dilekçe yazacak. Bu Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin süratle yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazacak. Yani ben yerimde oturayım. Milletvekili içeride tutuktu. Milletin oylarıyla seçilen milletvekili içeride tutuktu ama efendim ben de buraya gelmesini istiyorum. Ne demek istiyorum? Oraya gelmek zorunda ve bunun için mücadele edecek kişi, bir numaralı aktörün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olması gerekiyor. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Sizden de isteğim, medya mensuplarından da istediğim. Bakın şu hapishanede gazeteciler de yatıyor. Olmaz arkadaşlar. İnsanlar düşüncelerinden ötürü hapse atılmaz. 21. yüzyıldayız artık. Orta çağda değiliz ya. 21. yüzyıldayız. İnsanları düşüncelerinden ötürü hapse atamazsınız. Avukatlar içeride. Seçilen milletvekili içeride. Efendim hukukçular var içeride. Pek çok insan içeride. Gazeteciler içeride. Yeter ya. Yeter artık ya. Bu milletin biraz da yüzü gülsün. Bu millet biraz da evet bu ülkeye demokrasi geliyor diye biraz neşelensin ya. Herkeste bir karamsarlık atmosferi var. Buraya gelişimin nedenlerinden birisi de hiç kimsenin karamsarlığa kapılma hakkı da yoktur, hukuku da yoktur. Cumhuriyeti kuran eğer biz beraber büyüklerimiz, dedelerimiz, atalarımız cumhuriyeti kurduysa, demokrasiyi kurduysa, cumhuriyeti kökleştirmek ve demokrasiyi büyütmek için hepimiz bu mücadeleye, haklı mücadeleye katkı vermek zorundayız. Katkıyı da en çok medyadan bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok var onlar. Efendim gündemdeki başka konu. Sağ olun. Yürüyüş vardı. Değişim haberiyle başlattı. Good afternoon, thank you.